açlık yıllar olmuş. Yani ekmek bulamayan zamanlar olmuşlar. Bizim babamızı vurmuşlar. Biz de güçsüz kaldık. Evimizi böyle büyük bir bahçemiz vardı, havlu. Bir dolardı içeriye koyunlar. Gelsin dedim, akşam gideceğim dedim. Aldım gittim. Sen kaçırdın. Ya kapı tak başladık ama. Şimdi ben korkuyorum, acaba diyorum bizimki mi yoksa yakalıyor haldeyse. Başka kız vardı ona. Başka kızı seviyordu. Başka kızı seviyordu. Annem gelinlik giymemiş. Hala hanım bir gelinlik giymeden ölürsem gözüm açık gidecek. Dizlerinden 4 kere ameliyat oldu. Bir dizine 3 kere oldu. Bir dizine bir yer platin var dizlerine. Her akşam namazdan sonra annem için bir dua eder yani. Biraderi ananın beyti. Beni de babanı. İlk aşk. O her şeyi o. Varsa da yoksa da o. Ben dedi artık burada biz de duramıyoruz. Gideceğiz Türkiye, ana vatana. Babam beni o Doyran dediğimiz yere giderdik. Beni de yanına götürürdü. Yaşlı bir fırıncı vardı. Dine ismi, Dine hiç unutmam. Çok yaşlı. 80-90 yaşında fırın. Adam Hristiyan. Aslında kendisi Rum asıllı. Rum kendisi, Rum asıllı. Fırın, kendisinin fırını ekmek yapıyordu. Oturduk konuşuyorlar babamla. Ben de öyle dinliyorum onları. Hasan Efendi, Hasan Efendi dedi babama. Siz dedi Konya'dan geldiniz dedi. Siz Konyalısınız. Siz dedi bir gün gene oraya gideceksiniz. Adam yani şey miydi, müneccim miydi bu adam ya? Bizim oraları terk edip herkesin geleceğini ya. Siz dedi oradan geldiniz. Sizin geliş yeriniz Konya'da dedi. Karaman dedi. Ha. Şimdi bizim orada neler vardı, neler. Dereler vardı, akan sular böyle şırır şırır akardı. Bülbüller, kuşlar öter. Kiraz ağaçları böyle siyah, kıpkırmızı kirazlar. Bizim bir de şöyle keçilerimiz, koyunlarımız vardı, kuzular vardı. O kuzlar akşam annelere gelirken me 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 bağırıyorlardı. Annelere be geliyorlar, emzirecekler tabii yavrularını. Yavrularım... Baba gerçekten koyun sesi gibi yaptım. Ha, benzedi mi? Hı. Ha, aferin bak. Evimizi böyle büyük bir bahçemiz vardı, havlu. Bir dolardı içeriye koyunlar, keçiler, eşekler. Kaçtı mı? Öküzler. Kaçıyorlardı ya kapıdan. Koşuyorlardı arkasından, ben de koşuyordum. Oradan mı kaçtılar? Ha, oradan evet. Kapıdan kaçıyorlardı hemen yaramazlardı ya. Adım Habibe, soyadım Kılıç. Makedonya'da doğdum, 1942'de. Ben 1940 yılında Makedonya'nın Malandova kasabasının Bayrambaz köyünde doğdum. Annem babam ne iş yapacak? Deşberliğe giderdi oran gazi işte. Annem babam resmerdi yani. Köylüydük biz şimdi. Orman köyü. Babamlar, abimler ormandan ormancılık yapardı, orman şeyleri. Köyde onlar kazma kazarlardı. Orak bir şeyler, tütün ekerler. Mısır ekerdik, ekin ekerdik. Her şey vardı yani. Her şey olurdu köyümüzde. Çok güzel toprakları var yani o tarafın. Çiftçilik. Kaç kardeştiniz? 4 kardeş. Nerede onlar? Orhan Gazi. 4 kardeştik. 3 erkek, 1 kız ablamız vardı. Hepsi rahmetli oldular. Bir ben kaldım hayatta şu anda. Başka yok. Okuduk dörde kadar zaten orada bizim. 8 yılında okullar açıldı bizim. İlkokullar yoktu, kapalıydı. Okullarımız açıldı. İşte okula başladık. Ben hiç yoksulluk çekmedim çünkü babam jandarmaydı. 3-4 sene jandarmalık yaptı şehirde, Balandova'da. Ondan sonra hiç biz yoksulluk çekmedik. Yani Allah'a şükür her şey bol boldu. Makedonya'da camide toplanıyorlar. O zaman iki arkadaş iddiaya giriyor. Şimdi o Makedonya'da çok söylentiler var. İşte İdrellez Deresi,
İşte görünmez varlıkların olduğu yer, insanlar akşam gidemez. İşte mezarlığa gidemez. Sonra buna iddiaya girdiklerinde bir tanesi diyor ki siz diyor çok korkaksanız ben diyor giderim diyor. Tabii bu giderken o zaman diyor gideceğine dair sabah bir kanıt bırak. Gideceğine dair şu çiviyi al. Bir de leva veriyorlar yine teneke bir şey. Diyorlar ki şu ağaca çak. Neyse tabii bu tamam diyor. Gerçekten de korkmuyor. Mezarlığa giriyor. Ağaca çakarken yanlışlıkla o zaman da kuşak var. Kuşağını çakıyor. Evet ağaca. O panikle beraber ne kadar ister istemez heyecan yapıyor. Ağaca çakıyor. Kalkmaya çalışıyor. Bakıyor kalkamıyor. Kuşağını çaktığı için. Tabii adam feryat figen. Adam 3-4 gün kendine gelemiyor tabii. Bağıra bağıra beni yakaladılar, beni yakaladılar diye. Anadan geçilir Hasan, yardan geçilmez. Bre Hasan, yardan geçilmez. At martini de bre Hasan, dağlar inmesin. Drama mahpusunda Hasan, dostlar dinlesin. Ben 2'ye gidiyordum. O 4'e gidiyordu. Komşumuzdu. İkinci sınıfa giderken bu yeni bira başladı. Birbirimizi beğeniyorduk. Zaten o aşk çocukluk yaşta başla. O aşk en güzeli o yaşlardaki aşk. İlk aşk. Sonraki tabii. Yani o ilk kıvılcım. İnsan bir buluğ çağına başladığı zamanlar o bambaşka bir şey. Bir şey görmüyor zaten insanın gözü o zaman. İlk aşk. İlk aşk. O her şey o. Varsa da yoksa da o. Zaten evleri de birbirine yakınmıştı. Yani aynı mahallede. Köyde zaten 80 haneli köy, Türk köyü. Yabancı yokmuş. Çocukluktan beri tanışarak gelmişler. Bizim köylerimiz kırsal bir köy. Öyle sulak bir köy, ova bir köy değil yani. Abimler çok yokluk görmüşler. Ben tabii o yokluğa yetişmedim pek fazla. Kimse inancından taviz vermezdi. Yani inancımız çok mükemmeldi orada insanlar. Kuru kıyafetli, köylü kıyafeti. Nasıl olacak? Şeyler, kadınlar da uzun, tepeden aşağı yere kadar. Biz de orada ifram derdik onlara. Kendi tezgahına dokuma, siyah böyle kırmızı kuşaklı yere kadar. Şimdi onu böyle kadın atıyor başına, böyle kapalı yere kadar. Böyle gider. Karşısına birisi, tanıdığı birisi, komşu bile çıksa, alır onu şöyle, böyle yapar, şöyle şey yapar, siper kendine yapar, böyle geçiyor. Erkeklere gelince fesk yiyorduk o zamanlar, o devirlerde. Babam da çok rahmetli girgin adamdı yani.
Çok çalışkan, bir şeyden korkmaz, Yılmaz. Çocuklarına hiçbir şey çektirmemiş. Bir yoksulluk çektirmemiş rağmen. Dedem sertmiş yani. Hatta köyde çekinilirmiş böyle. Dediğim dedik yapıdaymış. Ama harbi zamanı kötülük varmış Müslümanlara karşı. Açlık yılları olmuş. Yani ekmek bulamayan zamanlar olmuşlar. Rahmetli ufak abim anlatırdı bana, bize derdi ki öyle sandıklar varmış. Ya ana be diyormuş, şu sandıkların arasına bir bak bakalım, belki fare bir ekmek kırığı bir parça götürmüştür ya, saklamıştır. Yani o haller olmuş yani. Belki oralarda farenin götürdüğü, sıkıştırıp orada bıraktığı sandıkların arasında buluruz bir ana belki. Ya o şeyleri çekmişler yani, görmüşler. Kaçıyor, sıkıntıdan kaçıyor insanlar. Çoluğunu çocuğunu kapmış, başka bir şey yok. Babamın da işi zordu, onlar odun filan satarlardı ya. O şeyler, jandarmalar, polisler şey yaparlardı. Onu yasaklarlardı, orman kesiliyor diye. Ceza verirlerdi onları, yakalandı ama ya mahpus ya para cezası. Bu büyük abim de polisti rahmetli. Onlar da bayağı bir sıkıntı yapmışlar. Babam, bir gün abim geldi anisinden. Baba dedi, ben dedi bıraktım polisi. Niye oğlum? Ya boyuna sıkıştırıyorlar bizi demiş ya, dedi ya. Ben dedi artık biz burada duramıyoruz. Gideceğiz Türkiye, ana vatana. Polis olduğunda diğer Türklere yapılan başka bir yörede yapılan baskıyı gördüğünde zoruna gidiyor. Gerçekten güzel toprak. Zaten o topraklar güzel olmasaydı Osmanlı niye gitsin ki orayı? Bizim burada Anadolu'da da öyle biliyorsunuz. Babanın yanında çocuk varsa o aşı alıp bir yere götüremez. Mümkün değil. Şimdi demişler ki eşlerinizi buraya getireceksiniz. O demiş ki ya hamirim, biz demiş babama gidip de ben hanımı alıp buraya getireceğim diyemem. Böyle bir bizim şeyimiz yani, böyle bir yetişme gelenekle göre yetişme lazım bu şekilde. Ben böyle dersem babam benim evlatlığımdan eder. Olmaz, geleceksin. O zaman demiş istifa edeceksin. Tamam, basmış istifaya, gelmiş o da. Dede diyor, yani ben diyor burada artık durmamızın bir anlamı kalmadı. Hani burada artık bir baskı var. Babası tabii. Diyor artık dönelim. Ondan sonra babamla dedi ki, baba böyle böyle oldu, biz dedi buradan gideceğiz artık. Ben de yarın Üsküp'e gidiyorum, Türkiye Başkonsolosluğu'na müracaatımı yapıyorum. Bizim Türkiye'de akrabalarımız var, gideceğiz. Babam da ne diyecek ki, başka bir şey diyecek, tamam oğlum dedi, madem sen bu işi sen daha iyi biliyorsun. Yani bu devlet memuru, polislik yapan bir insan. Sen böyle karar almışsan hay hay. Babam o yaşta gelmek istemezler. Malını mülkü bırakıp gelmek ister mi insan? Akrabalar vardı işte, İbrahimlerin gittikleri şeyde Kırklareli'nde akrabalar vardı, orayı onlar yapmışlardı ki, hatta biz oraya gelmedik, biz doğru İstanbul'a şeye, macerhaneye geldik, gittim burada macerhaneye. Şimdi o hale gelmiş, yetiştirmiş kendilerine, ya mecbur aldık onu, beni de yanına aldı bir gün, götürdük şeye, Sturumca diye bir kasaba var, ta bizden 6 saat yürüyerek yayan. Neyi aldınız yanınıza? Öküzleri aldık. Ben arkasından, babam önünde gittik. Dayım geldi, Orhan Gazi dayım vardı, bizden önce gelmiş daha eskiden. Dayım rahmetli aldı, götürdü bizi oraya. Götürdü, onun evinde 15 gün misafir kaldık. Eşyalarımız gelirse kadar.
15 gün sonra geldi eşyalarımız bizden. İlk babam Kırklareli'ne geliyor. Kırklareli'ne geliyor. Kırklareli'nde bir sene kadar kalıyor. Kalıyorlar. Ondan sonra Bursa Orhan Gazi'ye. Adam Kağıthane'de, İstanbul Kağıthane'de oturuyor. Geliyor. İstanbul'da bir çalışmaya başlıyor. O dönemden annem de göç ediyor. Geliyor iki sene sonra falan. Annem kardeşim işte benden küçük bir kardeşim vardı zaten. Bir de küçük bir bebekti. Ondan sonra amcamla vardı. Amcam gelmişti. Ailesi, karısı, çocuğu onun da. Sturumcu'ya gittik. Bir yere pazara çıkardık hayvanları. Babam şimdi satıyor. Oradan birisi Hristiyan geldi. Oradakiler hep genelde işte geleceğiz diye. Her şeyi satacağız başka çaresi yok. Ucuz mucuz neyse. Babam oraya giderken o hayvanları böyle hep ağladı arkasında. Gittik. Bir Hristiyan geldi dedi ki hayvanların boyunlarında da bir tane tüy yok kopuk. Ama babam rahmetli boyunduklarına hep tavşan derisi dikerdi. Kıyamaz onlara böyle. Evladı gibi. Geldi adam. Dedi ki sen bunları satıyorsun mu dedi. Ne yapacağım ben bunları ya? Bunlar ben dedi arabaya koşacağım bu arada bunlar. Bu onlar arabaya koşulmaz ki. Gitmez arabaya bunlar. Rahmetli babam dedi ki ya ben bunlara çift sürüyorum bunu. Senin arabanı daha güzel götürür. Neyse. Gel dedi koşalım bakalım arabaya. Aldı koştuk hayvanlar. Şey gibi gidiyor tereyağı gibi. Adam şaşırdı kaldı. İyi ama dedi ya bunların boyunlarından dedi senin bir tane tüyü kopmamış. Bu boyunduruk koymuyor musun sen bunların boyununa? Koymaz olur mu arkadaş ya dedi. Ama ben onlara hep tavşan derisi koyarım. Ezilmesin hayvanlar diye. Ben işte 16 yaşındayım. 15-16 yaşındayım yani şey yaptığımız geldiğim zaman. Sattık satılmayan da öyle bıraktık komşulara. Hayvanları da. Satabildiğin satarsın, satamazsan. Bıraktık öyle. Her şeyi bıraktık, tarlaları, hiçbir şeyleri. Biletini almış, trene binmiş. Trene gelmiş. Annem orada kalmış. Brahma köprüsüne Hasan dardır geçilmez. Bre Hasan dardır geçilmez. Soğuktur sularda Hasan bir tas gün anam gitmiş çıtlatmış bizim kayınvalideye. Ben o zaman Kağıthane'ye gittim. Ablam vardı Kağıthane'de. Oraya fabrikaya gittim çalışıyorum. Demiş ki ya kayınvalide de geliyor anamı ziyarete. Yani evlerimiz arasında aynı yol üzerinde böyle. O evle bu ev gitmiş. Aramızda 100-150 metre mesafe. Güllü kız demiş ya şu senin kızı demiş alacağım bu oğlanı. Başka çaresi yok. Annesi rahmetli bu kızı alacağım sana benden hiç demiş. Bu kızı sana alacağım ben büyüsünde. Ondan sonra öyle diyormuş. Annem de şey yaptı, gönlü vardı bunlarda. Ben başka bir kızla konuşuyordum. Anam da dedi ki yok dedi. Ben seni dedi, ben sana dedi Güllü'nün kızından başka kızı al. Annesi de kayınvalide Güllü ismi rahmetli. Hepsi rahmetli oldu. Hiç uğraşmam. Kimseyi ben bu eve sokmam. Güllü'nün kızından başka bir kız bu eve giremez. Başka kızı seviyordu. Ondan sonra o kızı aradım bunun peşine gidiyorlar diye. Köylendi o da kızla. Sonra bu Türkiye'ye ben gelince o kız gelmedi, kaldı orada, mecbur oldu beni. Babam da rahmetli. İşte onlar birbirlerini iskele isimlerini çağırmazlardı. Öy, öy gel burayı. Oy. Şimdi bana anam diyor ki, sana bak o kızına peşine koşma, almam sen onu. Güllü'nün kızını alacağım sana. Kadın, öy, dokuma çocuğa. Bırak, gitsin konuşsun o kızla. Çok da rahmetli, meraklıydı. Ya. Anlı der ki, adam bak hiç karışma sen benim işime. Ben bu gelin işlerine, sen ev işlerine dışarıdan bakarsın, iş işlerine ben bakarım. Gelin kız işleri bana ait. Bu gelinle ben geçineceğim, sen geçinecek değilsin. Bana bir haber geldi, dedi ki biz şey yaptık, nişan yaptık biz burada. Haberin olsun, işi bağladık dediler.
Ben orada bir ay gitmedim Orhan Gazi'ye. İş icabı fabrikadayız ya. Gidemeyince oradaki kız da demiş ki, bak demiş diyormuş şimdi, bak o seni istemiyor Yoluç'a. O seni istemiyor bak demiş, gelmiyor bile seni demiş burayı. Yüzük takmaya filan. Öyle diyorlarmış dedikodu için. İstemiyor gibisinden. Yok. Gelmedi. Yok adet yok o zaman. Ayıptı. Kayınla kayınla. Sülale gelirdi. Bu bilezik işte kolba diye bilezik almış. Getirdi bana verdi. Onu takındım ben. Annem hiçbir şey demedi. Tabii bilezik denilen şey altın değil. Plastik bir bilezik. Yoklukta altını nereden bulacaklar? Plastik bileziği anneme takıyor. Annem de onu uzun zaman taşıyor. Yani orada bir o söz verme olayı gibi, evet, algılanıyor o zaman. Ha, bilezik bu, bilezik meselesi artık gelme çağımız. Türkiye gelmeye geleceğimiz son yıllarda o. Gelme kararlarımız aldık, geleceğiz biz. Ona orada kalacaklar. Babam rahmetli kasabadan almış, ben de en küçüktüm kardeşlerimde. Plastik bilezikler, kolba derlerdi o zaman. Al dedi, bunu git dedi. Babası vermiş, gidip takıverdi bana. O şey mavi böyle naylon kıvırcık kıvırcık böyle. Rahmetli aldım ben götürdüm. Bileziğimi geri verdim. Bak dedim babam almış bilezik sana hediye olarak. Bunu sana aramızda bir şey olacak. Hatıra, nişan hatırası. Nasıl olsa biz gideceğiz. Sen burada kalacaksın. Bunu gördükçe beni hatırlarsın artık. Bunu inşallah unutmasın beni. Bir gün gelmiş bir gayrimüslim birisi kasabadan. Ya demiş arkadaş, ben demiş, senin demiş İncil'de ne yazıyorsa söyle bana, ben her şeyi söyleyeceğim. Ne yazıyorsa de ben, ne gerekiyorsa İsa Aleyhisselam'a ne diyorsanız ben her şeyi söyleyeceğim. Ama sen de bir kerecik demiş, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah der adam. Ama gerisini yitirmiyor. Muhammed Resulullah demez. Muhammed Resulullah diyeceksin, çıkarmış. O günkü parayla değerli bir para, 500 bin lira mı koymuş böyle çalışıyormuşlar. Şey demirci adam, göğsünün üstüne koymuş dedi parayı. Bak demiş, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah de, bu para senin demiş şimdi de. Orada hemen karısı fırlamış. Çiko çiko, gidiyorsun sakın ha demiş, Türk anlatıyor seni. Anlatıyorsun, dur demiş ya, neredeyse adam. La ilahe illallah demiş Muhammed Rus'a diyecek, fırlamış kadar oradan içeriden. Annem demiş, gidiyorsun din değiştiriyorsun sen, kendine gel. Adam hemen kirkinmiş, toparlamış kendini. Osmanlı buradan ordulara oraya kadar git, Viyana'ya kadar giderken, Bosna topraklarından geçerken aç kalmışlar yollarda. Gitmişler bağlara. Ne yapacak? Yiyecek asker. Yok, geriden gelen yok. Herkes yediği bağın köküne buradan gömleğini yırtmış, bir tane altın bağlamış, çubuğuna asmış orayı. Asker. Asker yapıyor bu. Hiç hani başındaki komutanların haberi yok. Tabii o ordu geçiyor. Herkes bağına bahçeye geliyor. Ya bir de bakıyor bağda bir tane üzüm kalmamış. Eyvah diyorlar ya. Ama her bağın kökünde de yenilen yerde de bir altın buluyorlar. Ya bunlar diyor, nasıl bir insan bunlar? Bunlar gökten mi geldi bunlar ya? Nereden geldi bunlar? Ne kadar dürüst bir insanlar. Yemiş üzümü de altın, bir de parayı da altın para çapuda sağmış, bağlamış çubuklarına. Ne kadar güzel bir insan bunlar ya. Biz bunlara kucak açalım ya. Bunlara yardım edelim ya. Derken işte bu o Osmanlı'nın o güzel adetleri o insanların İslam'ı kabul etmelerine sebep olmuş. Orada sonra Orhan Gazi gelince gene beni rahat bırakmadılar. Gene annesi rahmet istedi. Çok geldi. 1,5 sene istemeye geldi beni. Beğenirdim. Yakışıklıydı çok. Yakışıklıydı. Artist gibiydi. Gönlüm vardı tabii. Bizim köyümüz böyle yakadaydı biraz.
Bizden aşağı doğru böyle bir boğaz, vadi var. Sol, sağ yakalar hep köyler. Köylerimizin hepsi Türk köyü. Hiçbir tane yabancı yok içinde. Şey, Urgancılı vardı karşımızda, Urgancılı, Kurdamcılı. Koçullu, Bağışabosu vardı bizden aşağı. Köylerin hepsini hatırlıyorum. Sendikli vardı, Kızıldoğan vardı. İşte komşularımız var burada çok sevdiğimiz. Sürekli her akşam toplanırdı akşamları. O zaman sürekli köyden anılar anlatılırdı. Yani işte İdrellez Deresi'nden başlarlardı. İşte Bayrambos'tan başlarlardı. Aşağısında Çarlıklı köylerinden falan. İşte çobanlık yaptığı dönemlerden çok daha fazla. Hem babamın hem arkadaşlarının. Orada yaptıkları iş çobanlık. Dağ köylerinde kalanlar biliyorsun fakir oluyor. Yani düzlüklerde olanların malı mülkü oluyor. Yani bizimkiler fakirliğinin sebebi o. Benim köyüm Bayrambos köyü. Bizim hemen 10 dakika altımızda Koçullu köyü var. Derenin içinde böyle dere kıyısında. Onun 5 dakika 10 dakika yürüyerek yaya yürüyerek adresine Bahçe köyü var. Oradan biraz daha aşağıya gidiyorsunuz kasabaya doğru giderken Çalıklı köyü var. Yörükmüşler. Karaman yörüklerinden, Konya'dan gel, Konya Karaman, o zamandan gelme yörükler oldukları için ekseri dağ köylerini seviyorlarmış yani. Çavuşlu köyü vardı. Onun hemen altında gene 10-15 dakikada Gökçeli köyü. O Gökçeli köyünün de bu tarafında Udu'da, Yunan Udu'da doğru Doyran kasabamız var. Çok güzel bir yer. Göl var, Doyran Gölü. Çok müthiş, şahane bir balığı var ama. Büyükler daha çok işte odun yapma, odun kömürü yapma konusunda onları anlatılırdı. İşte odunu topladıkları, toprağa gömerek işte onu yakıp kömür haline getirmeleri. Genelde de işte babamın bir köpeği vardı. Çako, onu unutamayız zaten. Onun maceraları çok meşhurdur bizde. Bütün kardeşlerin arasında yani. O benimle beraber denize atlasam denize atlar hayvan. Öyle bir hayvandı. Şimdi o biz geldikten sonra bu yana başlamış hayvan kapı kapı dolaşmaya. Bağırıyormuş hayvan. Bizi arıyor. Beni arıyor. Oraya gider, oraya gider. Koşmuş, tarlalara dolaşıyormuş. Otağından otağına, otağından oraya. Yemiyor, köyü dolaşıyor. Sürekli havlıyor, her kapıya gidiyor. Ama yemiyor. Ve açlıktan öldüğü haberi geldi. Yani annemler daha sonra geldiği için 2 yıl onlar da biliyor, anlattılar. İbrahim de peşinden, hadi çakı, tut çakı, ver çakı, peşinden gidiyordu yani. Anlatıyorlardı bize mektup, geldikçe anlatıyorlar. Ya diyorlar, sizin çakı bağıra bağıra tarla dolaşıyor. Herkesin kapı dolaşıyor. Siz yoksunuz. Hayvancağız öyle bağıra bağıra bir yerde kaybolmuş, ölmüş gitmiş. Onu yazardı bana mektupta, onu okurduk filan. Ben okurdum, babam ağlardı rahmetli. Ulaşılmaz, 4-5 köpeğin yapamadığını yapan. Köpeklerden çünkü korkuyorlar dedesi. Yani bizim Çako vardı, ne oldu Çako? O ama bizim köpeğimiz o. Bizim köpeğimizi seviyor. Ama başkasının köpeğini sevmiyorlar. Sadece bir tane var, onun da yavrusunu alacağım ben. Yavrusunu alacaksın. Peki, besleyeceğim. Peki Paskal'ın yavrusu var mı? Nerede besleyeceksin oğlum? Baba, evlendirin. Evlendirelim. Allah Allah. Köpek daha dur, daha ufak, evlendiremeyiz onu. O zaman büyüyecek. Tamam, büyüyünce evlendireceğiz. Görüştük işte amcamlarla görüştük. Bize çağırıyordu annem. Bu giriyordu kapıdan, ben dışarı fırdağa giderek çağırdım. Utanırdım, ne gene. Sinemaya da gidemezsin. Bırakırlar mı hiç? Annenin aslında veya benim yengemle beraber gider. Yengem bulunur canımızda. Öyle tek başına bırakmazlar. Düğüne gibi durumlar geldi. Bir şeyler almak lazım. Altın bile lazım, bilezik lazım. İşte alamıyoruz. Yani rahmetli abim, yani büyük abim yok dedi. Böyle bir şeyler de istemeyin. Ben dedi giderim dedi. Kara lastik alırım çarşıdan. Getiririm giyinin ayaklarına giydiririm dedi. O da kayınvalidenin şeyini kabartan son şey oldu. Siz bilirsiniz dedi artık. Ne yaparsanız yapın filan dedi. Ben karışmıyorum. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımıza
yârim mahşere kaldı. O bizim kavuşmalarımıza yârim mahşere kaldı. Yengem dedim gelsin İbrahim, bu akşam ben gideceğim dedim. Yengem söylemişti, bu demiş öyle de o demiş ne şey yalancı demiş, öyle de şey etme demiş. Demez öyle bir şeydi, inanılmış. Gelsin dedim, akşam gideceğim dedim. Aldım gittim. Sen kaçırdın. En sonunda bizimki de dedi ki, ya bak dedi ya, bir gün konuştuk yine. Dedi bu iş dedi pek ters gitmeye başladı. Annem bakarsın bir kızgınlık yapar da bozuverir bu işleri. Gel kaçalım biz dedi. Babam annemle nişanlıyken annemi kaçırmış. Yengemden haber olmuş. Gelsin demiş bu akşam. Saat oturdukları evde bir oda. İki odalı var. İç içe bir odalar. Yengeme demiş ki İbrahim'e söyle demiş. Bu akşam demiş saat gece 10-11'e doğru gelsin demiş. Evin önüne kapıya demiş. Ben demiş çıkacağım. Beraber nişanlık döneminden sonra birdenbire işte o zamanki yokluk istekler falan karşılanamayınca annem ertesinden babama haber gönderiyor. Gelsin demem beni alsın kaçırsın. Babam da gidiyor tabii emire uyarak ve annemi kaçırıyor. Şubat Mart ayı soğuk hava bir ayaz. Gittim onların böyle evimin önünde gece konuda yapılar var ama yapılan altına bu poltonu dayadım yattım oraya. Bekliyorum şimdi çıkacak diye. O da bekliyor ki uyusun annesi de ve baba anne uyusun da ben kaçayım. Bir ara artık saat gece 12'ye doğru geldi. Sokakta bekliyorsun. Ben duvarın dibinde de yerim. Orada bekliyorum. Baltam sınıfında. Ya kapı tak açıldı kapı. Ya şimdi ben korkuyorum acaba diyorum bizimki mi yoksa yakalıyor haldeyse. Olur ya yanlışlık da olur ya. Neyse o arada şöyle bir çıktı dışarıya, sağa soluna bakınıyor. Ben baktım anladım o olduğunu, şişt şişt dedim yapının altına, ben buradayım dedim. Bir dakika dur dedi, şimdi tekrar içeri girdi. Çarşafını almış eline, ayağına bir kara lastik geçirmiş, başka bir şey yok. Öyle çıktı, aldık biz de doğru bizim eve. Komşu evimiz de yakındı, gittik eve. Anne dedi, annesi birden uyumuşlar, saat 12 olmuş. Anne biz geldik dedi, nereden geldin oğlum dedi annesi. Biz dedi, Habibiyle beraber geldi dedi. Aa dedi, annesine ne derim ben dedi, kadın korktu kaldı. Hay annesine ne derim dedi, annesi sert onu dedi, korkarım ben ona veren dedi. Üç tane yan yana odalar var, orta odada anam yatar, rahmetli. Öteki odada küçük yengem, abim de kağıthanede fabrikada çalışıyor. Yengem orada orangazda duruyor. Aldık, koyduk onu yengemin yanına. Biz de abimin öteki odaya, anam da torunlarla orta odada yatıyor. Ne, geldim, anam dedi, ne yaptınız be oğlum? Dedim, valla ana, biz böyle böyle bir iş yaptık. Anan haberi yok. Yok, haberi yok, söylemedik ona. Biz de kaçtık dedi, bizimki dedi ki, anne biz kaçtık dedi, öyle bir iş yaptık dedi. Eyvah dedi şimdi, ya kızım ne yapacağız şimdi? Güllü deriz, gelinize ben ne derim Güllü'ye? Böyle titreme başladı zavallı. Kalk, uyku çarşmayı buradan kalk. Artık bana oldu mu işte dedim ya, ne yaşında? O yengemin yanı odada, biz de büyük abinin bu tarafta odada yatıyoruz. Biraz sonra bir şıkırttı, takır 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 geldi. Aynı gece. Hemen bir saat sonra. Aman deryalar, kanlıca deryalar, biz nişanlıyız. Deryalar, biz nişanlıyız. İkimiz de bir boydayız, biz delikanlıyız. İkimiz de bir boydayız, biz delikanlıyız. Gelsin dedim, hoşuma gideceğim dedim. Aldım gittim. İki odalı var, iç içe bir odalar. Bizimkini yoksa yakalıyor haldeyse.
Anne biz geldik dedi. Nereden geldiniz oğlum dedi annesi. Eyvah dedi şimdi. Geldi annem biraz sonra, 5-10 dakika sonra uyanmış, ben yokum. Geldi, bari küçük oda yapmışlardı bana böyle salonda, salona. Odanın kapısını vuruyor, kıracak. Bir soruyor, bir vurdu, açıldı kapı. Kimse yok baktı. Ondan sonra Ertin'le beraber biz yattık. Geldi kapıya, yanında da yengesini almış. Beraber. Geldi, bağırıyor şimdi, Hacer abla, Hacer abla! Kayınvalide, kızgın, kızgın. Şu an fırladı hemen çıktı. Ya buyur yavru Güllüm, hayrola ne oldu? Bizim kız burada mı? Yok evde de, kaçmış bunlar. Burada dedi Güllü anam da. Burada düşmüş oğlanın peşine geldi dedi. Ben orada yengesiyle, Meryem'in yengesiyle beraber odadalar dedi. Gitti kapı, tak 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 yumruk kapıya. Kız çık burayı çabuk, eve götüreceğim seni. O da dedi ki, anacığım dedi sen hiç dedi gürültü yapma kimseye duymasın. Biz bu işi yaptık, kaçtık dedi. Sen git dedi, babamı da bekletme dedi. Kayınpeder bir şey demedi Ahmet Dalan. Hiçbir şey, hiçbir söz söylemedi. Sonra da işte Kurban Bayramı geldi. Kurban Bayramı'na gittim. Görümcemle beraber gittik o gece. Barıştık demedi bir şey. Babam sahildi. Babam hiçbir şey söylemedi. Allah rahmet eylesin. Baba bir şey demedi. Hiçbir şey demedi. Sen memnun musun kızım dedim. Memnunum dedim baba dedim. Ondan sonra demedi bir şey. Düğün yok. Düğün olmadı mı? Yok. Neden? Kaçtık ya. Kim yapacak? Kim yapacak düğünü? Kaynata yok. Babası yok bunun. Fakirlik var, macizlik var da yani. Ne de yapacaklar düğünü? Yani yokluktan dolayı düğün yapamadınız. Evet. Ben bir göçmen kızı gördüm. Tuna boyunda. Elinde bir besli kuzu. Kucağında elinde bir besli kuzu hem kucağında doğru söyle göçmen kızı annen var mıdır ne annem var ne babam var kalmış. Tabii o ilk kaçırdığı zamanlar veya bir zorluk da yaşamışlar. Hem yokluğun yanında hem de ailelerinden dolayı. Biz kağıthanede görümcem oradaydı. Onunla böyle kiraya tutmuşlar birer odayı, orada oturduk. Komşular, iki siyaretli. Uzun yıllardır beraberiz. Gayet güzel, gayet güzel geçiniyoruz. Evet, aramızda evet. Bir şey yok yok. Hepimiz gayet tatlı, sütlü geçiniyoruz. Kavga, gürültü yok. Yok Allah'a şükür. Yok yapmıyoruz. Biz öyle yok, yok bizim. Gerçekten şeyimizde yok. Kavga yok, gürültü yok. Eski komşuluklar yaşıyor mu burada? Elbette. Bizim... Aynen. Bunların kayınpederleri vardı rahmetli. Çok iyi bir adamdı. Nur için yazdı. Rahmetli oldu. Bahar abi. Bir de onun babası Muhammed amca var ilk yani. Muhabbet ediyor. Ya oturdu dayanamadı şu zora. Anlatırdı aynı şeyi. Ya, tam 41 yıl oldu bu olay. O Muhammed eşekle getiriyordu, süt getirirdi. Ana neler gitti. Ben çok severim çocukları. Kimin olursa olsun çocuk oğluma bayılırım. Yani torunlarım, şimdi benim büyük torunlarım olsa burada da onlar da görüştü, konuşsalardı sizden. Burada bak geldiler. Bu da benim, bu da benim torunum Sude. Sude abla bu. He. Bir de bunun kardeşi oldu şimdi. Adı da İbrahim. Neydi be? Efe. İbrahim Efe. Hala hanım bir gelinlik giyemeden ölürsem gözlerim açık gidecek diyor. Ben de diyorum ki ya kanalın birisine gidelim. Orada bir gelinlik giydiririm sana. Bir gelinlik giyiyor da ya. Madem bu kadar istiyorsun. 5-10 sene evlense kadar bayağı niyeti vardı yani. Yürüyebilirken, ayakları yürürken olsaydı olurdu belki de. Şartlar öyleymiş. İmkansızlık. İçinde de ute kalmış sanırım biraz. Annem gelinlik giymemiş. Annem işte evlilikle kaçma olayına gittiği için, boğumu kaçırdığı için tabii o zaman gelinlik giymemiş. Hatta onu
çeyizini falan da yok edilmişti dam tarafından. Ama önemli, hiç önemli değil. Biz gelinlik olmadı. Onun için belki o anda önemliydi ama önemli olan bizim geçinmemiz. Dizlerinden 4 kere ameliyat oldu. Bir dizinden 3 kere oldu. Bir dizinden 1 kere platin var dizlerinden. Yalnız enfeksiyon kaptı ameliyattan sonra. O enfeksiyonu mahvettim. Platinleri de bozdu, her şey bozuldu. Şimdi yürüyemiyor işte. Annem dizlerinde 20 ameliyat geçirdi annem. Evet, 20 tane ameliyat geçirdi. Dizlerinde, her iki dizinde de protez var. Protezler birkaç defa söküldü, işte enfeksiyon kaptı. Ondan sonra en son işte Parkinson hastalığına yakalandı. Parkinson olayı çıktı. İşte böyle öyle bir duyum aldı. Gittik işte kalbiyle beyine pil takıldı. Dedik iyi olacak. İyi olduğu gibi oldu bu sefer. Bünye pilleri kabul etmedi. Yürüyemiyor. Ancak ben yardım ediyorum. Arkasından o değnekler, ben arkasında. Tuvaletten lavaboya giderken ben arkasına gidiyorum, takip ediyorum. Oraya gidiyorsa geri dönemiyor. Mutfağa giremiyor, mutfak işleri, bütün ev işleri bana ait. Ben yapıyorum hepsini. Sanşı yakın 10 sene yaklaştı. 7 sene, 8 sene oldu plastik şeyleri koyduraldı. Yani sürekli yatıyor. Çok nadir kollarına biz girerek işte babam, zaten babam 24 saat yanında. Bakıyor işte suyumu getir, ekmeğimi getir, her şeyimi getir. Yemek de yapıyor. Evet, ne iş yapacağız, hepsini yapıyor. Hastanede yattık bak kaç yere. 15-20. Hep hastanede ben baktım ona. Çocuklar parasını karşılıyorlar. Özel bir odada tutuyoruz. Hastaneye gidiyorum. Gece gündüz ben bekledim. Hastaneden yatıp çıkana kadar. Kaç kere yattıysak hep ben baktım hastanede. Ötme bülbül yârim hasta aman. Ötme bülbül yârim hasta aman. Ah neyleyim şu gönlüme. Hasret sana aldanamam yârim, ben sana dayanamam. Ben sana aldanamam yârim, ben sana dayanamam. Annem çok karışıktı. Annem gerçekten hani bir yuvayı dişi kuş yapar ya, babam ne kadar fedakarsa annem de o kadar fedakardı. Annem bir numara insan annem benim. Çok felaket duygusal. Evlatların üzerine titreyen. Ne bileyim, çok temiz, çok tertipli. Şu evi, inanın şu evi ben kendi başıma olsaydım hep olmazdım. Ve burada bu evin hep olmasa en büyük katkı benim eşim. Genelde şu Kuşehir'den dediğim şu aşağıdan işte 500 metre falan ileriden taşındı. Yukarıda soğuk su var dediğimiz yer var. Oradan taşınırdı. Ya ta aşağıdan tenekeler var böyle, su tenekeler var, yağ tenekeleri. Sopalar var böyle, taşıma sopaları. Omuzuna koyuyorsun, kancalar var, saplarına takıyor, tenekelere sap yapıyorduk ağaçtan. Ta bu caminin yanından buraya kadar su taşıyordu. Mesela biz küçüklüğümüzde, illa ki olur ya, yaramazlık yaparız. Babamazlarlar kızlar, hep bize sahip çıkar. Hep bize arkasını alır. Evimizi daha yaparken, bu da annemin çok büyük emeği vardır. Bu evi yaparken? Tabii. Yani burası işte en son babam burayı bir komşudan satın alıyor. Tekrardan işte üstüne kat bizim yapabilmemiz, ikinciyi, üçüncüyü yapabilmemiz annemin çok büyük uğraşları var. Bu temelini birinci katı taşıma suyuyla yaptı. İkinci katı yaptığımız zaman su geldi ama o sudan da taksit taksit geliyor o zaman, yetmiyordu. Su yoktu. Yani hatta şu anda bacaklarının bu durumda olması İşte falan biz hep onlara bağlarız. Babam kahvaltısını hazırlamasından başlar anneme. İşte onun çayından tut yemeğiyle ilgilenir, çamaşırlarıyla ilgilenir, onun temizliğiyle ilgilenir, her şeyle ilgilenir. Yapıyor, güzel yemekler yapıyor. Yapıyor. Her şeyi yapıyor. Mesela? Türlü yapıyor, kuru fasulyeyi yapıyor, çorba yapıyor, her şeyi yapar. Börek. Börek bile yapar. Tas kebabı yapar. Patlıcanlı sakı yapar, karnıyarık yapar.
Hepsi yapar, börek yapar. Her şeyi yapıyor mesela. Her şeyinde yardımcı oluyor. Yardımcı oluyor. Her hususta hanımına yardımcı oluyor. Şu anda ben onun eli ayağıyım yani. Gidemiyor mesela. Tuvalete gidemiyor. Duramıyor yani. Ayak üstü bile duramıyor. Ben tutuyorum belinden böyle. Sarılıyorum arkasından. O öyle abdest ediyor. Ayaklarını ben meshediyorum. Zaten kaldıramıyor da, kalkmıyor da. Babam sabah kalkar namaza gider. Sabahın ekmeğine gelir. İşte kahvaltısını hazırlar. Kahvaltı yaparlar beraber. Kalkar babam kahvaltı masasını kaldırır, bulaşıkları yıkar. Sonra otururlar beraber TV seyrederler. Eğer ayrı ayrı ise babam öbür tarafa gider, haber seyreder. Annem orada işte kendisi izler. Öğlen yine namaza iner babam. Cami namazını kılar. Arkadaşlar orada takılır. O belki başına oturur. Çünkü onun bekleyeni olduğunu bilir. Evde bir ona ihtiyaç olan bir insan olduğunu bilir. Yine gelir. Yine emanet verir. Emanet yerler. Hemen 7-8 yıldır böyle sürüyor. Tamamen babama bağlı artık. Babam bazen hiç evden çıkmadığı dönemler olur. Annemin yanından ayrılmadığı dönemler olur. Ona her türlü ihtiyacını karşılar. Her şeyle. Eli, ayağı, arkadaşı. Her kişiye göre değil. Yani çok iyi görüyorum ben. Yani öyle olması lazım. Herkes bakamaz. Bakamaz. Her kişi bakamaz. Ben şimdi çok memnunuz birbirimizden. Allah razı olsun yani. Her zaman babasına, annesine dua ediyorum. Bütün namazlarımda, gece kalkıyorum bazen gece namazlarına. Babamı anama dua ederken ona da dua ediyorum. Kesinlikle unutmam. Memnunum canım hayatım. Sağ olsun. Ben çok sıkıntıyla askere gittiğim zaman oldu. İş yap, al getirdiler, al yap evde. Ekmek pişir, yemek, su taşı, yemek yap, hepsi benim üstlerimde. O yıllarda, o 24 ay askerlik çok zor oldu bize. Herkesin babası bak, anasısı var, kömürü getir, şey odun getirdi. Ben kendim gittim, yaptım. Ben gittim, hamile bıraktım. 10 gün sonra çocuk olmuştu. Evde bir şey yok. Bir ihtiyar anam var, yani beraber. Bu benden fazla devlet bana ekmeğimi, suyumu veriyordu. Bu çok zahmet çekti. Ha, çocuğumuz oldu. Oldu, hastalandı sonra çocuk, öldü işte. Kızdı. Kızdı. Bir ay vardı gelmesine, öldü. Askerden gelmesine? Evet. Dedesinin, onun balası torunu bu. Babaannesinin gözlerinden almış bu benimkinin gözlerine. Bu torununların içinde bir tane bu. Maviş, başka yok. Dedesine bak, bakıyor baba, gözlere bak, gözlere. Efeler efesi bu, efeler efesi. Babaannesinin gözlerinden almış rengini, gözlerinin rengini. Çocukken babamızı çok fazla göremiyorduk çünkü babamız sürekli çalıştı. Fabrikada çalıştığı dönemlerde de sabah gidiyor, akşam geliyordu. Ama babamız her zaman bize şefkatle yaklaştı. Doğduk doğalı tanıyoruz, kendimize geldik geleli tanıyoruz. 70 senenin üzerinde yani, yaşımız 70'e geliyor. Beraber oynadınız. Beraber oynadık, beraber gezdik, okula beraber gittik. Yediniz, içtiniz. Hep beraber oynadık. Ama benim çocukluk yıllarım çok meşakkatli geçti. Baba, ben 40 günlükken babamı vurmuşlar. Onu hiç tanımıyorum ben. Biraderi ananın büyüttü. Beni de babanı. Bizim babamızı vurmuşlar. Biz de güçsüz kaldık. Ormanda oduna gitmişler. Katırların ellerinden almak için vurmuşlar. Eşkıyalar mı vurmuşlar? Evet. Kaç yaşındaydınız siz? Ben o zamanlar 2 yaşındaymış. Birader de 40 günlük
Ormanda odana gitmişler, yodun yapmaya dedim bu ormana. İcak arkadaşlarım lokasıyla beraber orada gelmişti bu yan kesişler, kimsalı eşyalar. Elinden ayağından almak istemişler. Rahmetli babası da karşı koymuş herhalde, orada bulmuşlar. Öldürmüşler bunu, öteki kaçmış. Kardeş baba, babamın annesinin yanında kalmış. Ben de anneannemin yanında kalmışım. Ayrı köylerde. Dönüşte oradan döndük. O akşam geldim ben. O akşam burada rüyamda görüyorum. Çok enteresan bir şey. Bizim Mustafa Emre'nin şeye Bayram Görücü'ye de anlattım oradan. O türlü bir yere gidiyorum rüyamda. Zikir yapıyor orada. Ben de orada hemen ufacık direkten atladım aşağıya. Onlara böyle o kalabalığın içine dönüyorum böyle. Ama onlar beni tanımıyor, ben onları tanımıyorum tabii. Hayır olsun. Ya oradan o yukarıdaki kapı gibi yerden birisi böyle uzun boylu hop atladı geldi. Geldi o kalabalığın içine, yakaladı beni böyle. Sarıldı boynuma, kulağıma fısıltı ile söylüyor. Diyor ki ben diyor buraya diyor seni görmeye geldim. Bunlar beni tanımazlar diyor. Bilmez bunlar beni diyor. Ben burayı seni görmeye geldim diyor. Ben şimdi burada da seninle görüştüm mü hemen gideceğim diyor. Adam beni böyle bırakıyor beni. O yukarıda deli gibi başka gibi adam kuş gibi böyle uçup gidiyor. Ufaklığında babamın çok şey dedik, hani zıt kutupluyduk. Ben asiydim ben. Pek aslında dinem değil de yapma dediğini yapardım. Ama her zaman diyorum, her zaman diyorum, şu anda da dualarımda diyorum. Ben 100 sene yaşayayım sağlıklı, babam 150 sene yaşayayım sağlıklı. Babam bir defa haksızlık karşısında çok suskun kalmayan bir insan. Yani haksızlığa dayanamaz. Yalan hiç sevmez. Yalan söylemeyi sevmez. Yani bize çok kızdıysa bu yalan söylediğimizden ötürüdür. Biraz sinirlenir ama gelip geçer yani. Bir anlık. Haksızlığa gelmez İbrahim. Gelmez. Hep doğru ol, doğru konuş. Yanlış yapsan da yalan söyleme. Yanlışını söyler. Oğlum. Ben sana yapma, etme demeyeceğim. Ben sana her şeyin sınırını bildireceğim. Belki kendisi bile unutmuştur ama ben onu unutmadım. İbrahim Bey bazen koyunlar vardı, gidiyordu. Oralardan kırlarımız vardı, geziyorduk. Ben şimdiye kadar babamla hayatımda bana kızdığı anlarda bile hiçbir zaman yemin ediyorum yani eksisini görmedim. Kolay kolay yılmaz. Yani o doğrultuda gider. Belki sonunda zararlı da çıkar ama inandığı bir şey doğruysa ondan kolay kolay vazgeçmez. Selanik, Selanik bir an olasın. Taşını topracını seller alasın. Çalın davulları çaydan aşağı. Mezarımı gazın bre dostlar, boydan aşağı. Seni en çok kim seviyor Nisa? Allah. Allah seviyor. Ondan sonra kim seviyor? Sen. Ben seviyorum. Peki sen en çok kimi seviyorsun? Allah'ı. Allah'ı seviyorsun. Aferin demek. Ondan sonra? En çok şeyi seviyorum. Geyikleri. Yani ceylanları. Güzel ne oldu? Sude'yi seviyor musun? Hı hı. Sude'yle... Baba, bir de babamı seviyorum. Babanı seviyorsun. Ne kadar seviyorsun babanı? Bu kadar. Bu kadar seviyorsun. Çok güzel. Dedeyi seviyor musun? Hı hı. Dedeyi ne kadar seviyorsun? Bu kadar. Aferin.
Ben de seni bulutların üstüne kadar seviyorum ama. Ben yıldızlara kadar. Hmm. Ben bir de yıldızları seviyorum. Bir de gökkuşaklarını, bir de yağmuru. Hala ben şimdi derim. Babam çok bana akıl verdi. O zaman çocukluğu işte. Cahillik ya. İlerdeki ekmek arabasının peşinde kalırdık. İşte kömür kamyonun peşinde kalırdık. Yaramazlık yapardım yani ama yine şeydim. Laflarımdan pek çıkmazdım ama haytaydım. Babamın en büyük öğütü hep oku oldu. Ben okumadım. Her akşam namazdan sonra annem için bir dua eder yani. Neşelidir. Biz bir tartışıyoruz, bir barışıyoruz. Kızdan ara bile hep doğrusunu, doğru şekilde kızdı. Hep doğru yaparak kızdı. Kız onun sebebi beni eleştirdiği halde yanlış yapıyorum diye kızdı. Çok vefalı. Bir numara insan ya. Bir numara insan. Yani dışarıdan bakıldığında annem için hep böyle çok otoriter olduğu falan söylenir. Böyle ciddi olduğu söylenir. Annem daha yufka yürekli. Daha sevecen. Yani az konuşur. Bana geldiğinden beri, evlendiğimizden bu yana hastalıklar hariç. Ne namazını bıraktı elhamdülillah, ne orucunu. Ne olursa olsun ya çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için elinden geleni yapmıştır. Hiçbir zaman öyle aman yok etmem, yapmam, etmem gibi bir şey duymadık biz annemizden. Yani belki de o yüzden bağlılık bize son derece fazla. 53 sene sonra, 3 sene önce gittim. Hatta ben kendisine gitmemesi için biraz telkinde de bulundum. Ne dediniz? Yani hayallerinin yıkılabileceğini düşündüm. Çünkü biliyorduk, öğrendik. Köy artık köylükten çıkmış. Bütün o 80 hanelik köy yok olmuş. Tabii, ormana katılmış. Köye çıktım ama anlayamadım bir şey. Şimdi yine gitmek istiyorum. Hanıma diyorum ki, hanım ben bir kere daha izin ver de bir gideyim ya. Yok diyor, beni böyle bırakıp gidemezsin diyor. Köyünden fazla tanıdık insanlar gelir. Kimler var mesela? Kimleri özlüyorsun? Kalmadı zaten köyde şu anda. Birkaç kişi kaldı. Gittiniz mi siz köye daha sonra? Ben gidemedim. Gitmek ister miydin köyüne? Bu sene gitmek isterdik. Gidelim hep beraber toplu halde gezelim diyoruz. Nereye? Makedonya, yani köyleri, bütün o köyleri gezelim. 52 yıldır Muhsin Bey, şimdiye kadar biz bir kavgamız, münakaşımız yok. Hiçbir zaman biz evde bir şiddet olayına rastlamadık. Denk gelmedi. Yani babam bir kükrerdi böyle, evin erkeğim dermiş gibi ama annem bir suratını astığı zaman babam tabii hemen yine yelkenlere suyu indirirdi. 52 yıl olmuş evleneli. Ondan evvel çocuklukları da var. Çocukluk aşkı. Ama sır elbette ki birbirlerine olan sevgileri, yani bir de o var. Yani birbirlerine olan saygıları. En önemli olay saygı. Ben kendi birbirlerine hiçbir zaman ama saygısızca davrandıklarını görmedim. Yani annem babama yüksek sesle bir defa cevap vermezdi. Babam yüksek sesle konuşurdu ama yani hakaret nezdinde hiçbir şey söylemezdi. Birbirimize dargınlığımız darılmadık, kırılmadık. Dün evlenmiş gibiyiz bugün. Yani dün evlenmiş gibi birbirimizi seviyordu. Her zaman aralarında bir saygı oldu. Bu saygı da hep kendini koruduğu için hep sevgilerini, aşklarını bence taze tuttu. Hani belki aşkları dönem dönem bitmiş olabilir ama saygı her zaman onları sevgilerini ayakta tuttu. Sevgimiz birbirimize karşı o günkü sevgimiz bugün aynı, hiç eksilmeden devam ediyor. Hiç zerre kadar eksiklik aramızda yok yani. 52 sene oldu. Annem genelde babama bey diye hitap eder. Babam şimdi tabii daha romantik oldu. Babam şimdi çok romantik oldu. Önceden hanım derdi ama şimdi artık hayatım, sevgilim, canım. Adını söylüyorum. Bazı kere hayatım derim. Bazı kere. Bazı kere canım derim. İbrahim derim bazı kere. Hanım der babam anneme. Hanım der. Annem de babam bey der. Tabii tabii. Yani çiçek toplar gelir verir. Şimdi çok romantik. Tabii tabii. Bizim hanımlar bize kızıyor. Babandan diyor hiç diyor şey almamışsınız diyor. Hiç beğenmiyorlar artık babamı görünce. Hediyeler mi alır, çiçek mi? Ya yerine geçir gelirken hediye de alır. İnsan bir mutluluğu hani ufak bir huzursuzlukla hemen
ayrılmayı düşünüyor. Yani şimdiki insanların, şimdiki gençler, gençliğin eskiler gibi birbirlerine şey yok. Tahammüller, tahammül yok. Bu evlilikler yapılırken sağlam yapılmıyor zaten. Ben öyle kendi kanaatim. Sağlam yapılmıyor. Neden yapılmıyor? İşte ya bu yolda buluşuyorlar, ya parkta buluşuyorlar, ya sinemada buluşuyorlar. İki kişinin kararıyla paldır küldür bir evlilik. Varlıkta da beraber olacaklar, yoksullukta da. Varlıkta beraber olup da yoksullukta eğer tanımıyorsa ondan hayır gelmez. Geçinemezler. Boşanmak çok kolay. Bu da bir gerçek. Anlaşamadık, boşanacağız. Anlaşamadık, ne oldu? Karşı taraf ya insan hasta oldu diye eşini bırakabilir mi? Birbirine sevgi saygı olduktan sonra uzun zaman kalırsın. Sevgi saygı bitti mi bir yerde hiçbir şey, her şey bitti. Birbirini tanımadan da ne olduğunu birbirini iyice tanımadan bir evlilik. Evlendikten sonra daha 3 ay, 5 ay, 6 ay olmadan kavgalar başlıyor. Bir de bakıyor musun? Ayda boşanmışlar. Birbirine saygılı olacaksın. O sana bir şey dediği zaman ya kaçacaksın evden, yani dinlemeyeceksin. Zorluksa zorluk. Yarın ne olacağını bilemezsiniz ki. Yani 5 yıl sonra, 10 yıl sonra ne olacağını bilemezsiniz. Belki o durumu aynı zamanda siz düşeceksiniz. Eşiniz size bakacak. Evlenmek isteyen bütün gençlere birbirine karşı çok büyük sabırlı olmaları lazım. Birbirlerini sevecekler. Eşler birbirine her şeyde destek olacaklar. Bazen sesini çıkarmayacaksın, bazen duymazsan geleceksin. Böyle geçinip gideceksin. Yoksa o bana bunu dedi diye kavgaya kalkarsan geçim olmaz. Bizim bu evliliğimiz uzun sürenin sırrı şu. Kişiler birbirine karşı saygılı olacak. Eşler. Sabırlı olacaklar. Ben hemen kızdım. Anneme giderim. Babama gideceğim. Olmaz. Teknolojiye yetişemiyorsun. Her kişi bir şey alıyor. Sen de gelirin az. Her şeyi alamıyorsun. Kavga yapmayın. Birbirinize darılmayın. Küçük küçük kırgınlar olabilir. Olur insanız ya. Her şey olur insanlık. Sabır, her şeyin başında sabır. Karşılıklı sevgi adamı koparmaz. Babamların şeyinin, uşakların hepsi, hemen hemen benim idi, hepsi hala evliler. Yani eşi, kocası ya da gecesi, ölüm olmayanlar, hepsi hala evliler. Ömrümce